Merhabalar, hemşirelik sonrası bakımları bu videoda ele alacağımız konu. Hadi başlayalım. Kardiyovasküler fonksiyonu sürdürmek için değerlendirmemiz gereken bazı belirti ve bulgular var. Bunlar bireyin cilt rengi, solukluk, siyanoz varlığı gibi ve sıcaklık takibi. Periferik nabızlar ve kan basıncı ile kalbin aktivitesinin değerlendirilmesi. Hematokrit yani kırmızı kan hücrelerinin kandaki hacim yüzdesi değeri ile birlikte erken ambulasyon sağlanmalıdır. Kan hücreleri demişken sıvı elektrolit dengesizlikleri vücudun bütün sistemlerini etkiler. Bu sebeple hastanın aldığı çıkardığı takibi yapılır. IV olarak sıvı ve hız değerleri gözlem altına alınır. Yeterli hidrasyon, yeterli sıvı desteği sağlanmalı. Sıvı elektrolit dengesizliği belirti ve bulguları izlenmeli. Gastrointestinal sistemin sürdürülmesine yönelik bakımda gastrointestinal drenaj ile aldığı çıkardığı takibi yapılmalı. Kan kreatin düzeyi ve tam idrar tetkiti ile böbrek fonksiyonları değerlendirilmelidir. Elde edilen laboratuvar verileri ile uygun girişimde bulunulmalıdır. Uygun girişim elbette tek başına yeterli değildir. Hastanın çabuk iyileşmesi için yeterli sıvı alma, beslenmeye ve eliminasyona da ihtiyacı vardır. Genel durumuna göre hastaya en kısa sürede normal diyet başlanır. Normal diyet, GIS fonksiyonlarının kısa sürede normale dönmesini sağlar ve hasta üzerinde olumlu psikolojik etki yaratır. Oskültasyon ile bağırsak sesleri değerlendirilir. Bağırsak seslerinin kaybolması, peritonitis veya paralitik ileus gibi tıbbi sorunların habercisi olabilir. GIS kanamalarının tedavisi, değerlendirilmesi, mide içeriğinin toplanması, mide lavajı, mide salgılarının aspirasyonu, ilaç verme, beslenmenin yapılması ve ameliyat sonrası kusmanın önlenmesi için kullanılan nazogastrik sondanın bakımı yapılmalı. Hasta sıvı besin kullanımına teşvik edilmeli ve sıvı toleransı değerlendirilmelidir. Hastanın solunum fonksiyonunu geliştirmek için yapılması gerekenler ise yeterli ventilasyon sağlamak, bununla beraber solunum sayısı, öksürük olup olmadığı ve solunum tipi değerlendirilmelidir. Ayrıca spirometri testi ile akciğere giren ve akciğerden çıkan havanın ölçümü, astım, KOAH gibi önemli bulguları elde etmemize yardımcı olabilir. Ve son olarak hastanın fiziksel, psikolojik ve çevresel konforu sağlanmalı. Akut ağrılar için analjezik, ortaya çıkabilecek bulantı kusma için antiemetik ilaçlar ile tıbbi destek sağlanmalı. Hastanın vücut temizliğine özen gösterilmelidir. Ayrıca yatak çarşaflarının kırışıksız, temiz ve kuru olması, bası yaralarının önlenmesi veya enfeksiyonun engellenmesi için çok önemlidir. Temiz hasta, temiz yatak sonrası ihtiyacımız olan hastaya uygun pozisyon. Tabi hastanın aynı pozisyonda uzun süre tutulması halinde oluşabilecek olumsuzluklar engellenmelidir. Ve son olarak hastanın dinlenmesini sağlamak için ortam stabilize edilmelidir. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.